Sevgili seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına günün ikinci canlı yayınında Günaydın Manisa'nın ardından hafta içi her gün olduğu üzere saatimiz tam 15'i gösterdiğine göre kent ve ekonomi vaktidir diyoruz. Ve bir kez daha canlı yayınımızda sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün kurumsal iletişimi konuşacağız. Aslında kavram olarak, çerçeve olarak sizlerin çok iyi bildiği ama yaşadığımız her günün, yaşadığımız her anın üzerine yeni tecrübeler kattığı, üzerine yeni yaşanmışlıklar yarattığı bir aslında kurgudan söz etmek mümkün. Kurumsal iletişim belki bundan 15-20 yıl öncesinde, çeyrek asır öncesinde hayatımızda kavram olarak bile yoktu. Nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti? Özellikle internetin yaygın olarak günlük yaşamımızın olmazsa olmaz bir argümanı haline gelmesiyle birlikte profesyonel iş kollarında, farklı sektörlerde nasıl gerekli ve yeterli bir alan olmaya başladı. Biz biraz bu işin inceliklerini konuşacağız. Takdir edersiniz ki bir işin inceliklerini konuşabilmek için, o işle ilgili doğru stratejiyi belirleyebilmek ve doğru yönden yaklaşabilmek için her zaman uzmanına sormak lazım. Kendi alanında yetkin, deneyimli, başarılı ve tecrübeli bir ismi sizinle buluşturmak lazım. Bugün yaptığımızda çok farklı bir şey değil aslında. Konuğumuz kurumsal iletişim uzmanı Melike Özme hanımefendi ile bugün aslında kendi yaptığı işi konuşacağız. Ona kendi işini soracağız. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Kırmayı geldiğiniz güzel. İçin. Konuğunuz olmak çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlulukla geldim. Öncelikle ekran başındaki tüm izleyicilere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Merhaba diyorum kendilerine. Ne kadar güzel. İlk canlı yayında bu kadar rahat olup maşallah bir de böyle ekrandan mesaj verebilmek zaten sizin doğuştan bu işe hazır olduğunuzu çok gösteriyor. Teşekkür ederim. Tebrik çok ediyorum. Çok güzel çok bir açılış yaptığınız için. Şimdi Melike Hanım, yayının öncesindeki sohbetimizde de biraz bahsettik. Kurumsal iletişimin öncesi halkla ilişkiler aslında. Çünkü o zaman 1970'li yılların ortaları, 80'li yıllar, belki şimdi Z kuşağı dediğimiz neslin çok anlam veremediği, tabii doğal olarak, takvim açısından da yetişemedikleri için onlarda çok fazla bir şey ifade etmeyen bir kavram halkla ilişkiler ama bizim çocukluğumuzda, ilk gençlik yıllarımızda birinin halkla ilişkiler uzmanı olduğunu bilmek açıkçası bizim için de yeni, farklı, merak ve heyecan uyandırıcı. Acaba ne tip özellikler gerekiyor? Kendini nasıl yetiştirmesi gerekmiş? Bulunduğu kuruma, bu bir kamu kurumu olabilir, özel sektörde bir kuruluş olabilir, neler katıyor? Birebir kurumlar arası ilişkilerde ya da insanlar arası ilişkilerde hangi meziyetlerini ön plana çıkarıyor merak ederdik. Sonra yavaş yavaş yaşamaya başladıkça hem kentimizden, İzmir'den, Manisa'dan, bölgemizden hem ülkemizden bu alanda çok büyük duayenler yetiştirdik. Çok güzel. Çok büyük halkla ilişkiler uzmanları yetiştirdik. Çok güzel. Dünyaya kattık. Aslında onlar da bizi çok farklı bir rüzgarla birlikte yöne savurdular. Sonrasında da hayatımıza internet girdi. Şimdi internetten sonrası bir milat. Evet. Malumunuz. Evet. Ama biz internetten öncesini konuşalım. Evet. Eski konuşalım. Halkla ilişkilerciler. Evet. Onları ayıran, onları sivrilten, onları gerçekten başarılarıyla gıpta edeceğimiz kişiler konumuna getiren hangi özellikler oldu sizce? İletişim kabiliyetleri. Evet. Açalım mı biraz o kabiliyetin? Tabii ki. İletişim bence çok büyük bir anahtar. Çok sihirli bir güç elimizde. İletişmek diyoruz. İletişebiliyor muyuz? İletişebiliyor muyuz acaba? Bazen bu tartışılır. Kesinlikle evet. Öyle. İletişmek çok önemli. Tabii ki her sektörde olduğu gibi bir işte uzmanlaşmak çok önemli. Eğitimini bir dönemler halkla ilişkiler şu anda da vardır mutlaka. Tabii. Üniversitelerde var. Ders var olarak. Elbette. Ama yine de günün koşullarına evrilmiş, modernize evet. olmuş bir halkla evet. ilişkiler kavramı. Değil yani mi? Güzel bir eğitim almak tabii ki çok önemli ama insanın elinde bir beceri, iletişim kabiliyetinin olması kadar da güçlü bir sihir yok bence. Çok doğru. Dolayısıyla geçmişte olsun, günümüzde olsun iletişebiliyorsak, iletişim halindeysek ve çok şanslı bir dönemdeyiz. Şu anda eskiye nazaran... Çok fazla kanal var elimizde. Çok fazla imkan var. Teknoloji imkanlarıyla çevrilmiş durumdayız şu anda. Dolayısıyla evet. iletişmemek... Bir yetenek ister aslında. Özel bir yetenek özel ister. Bir yetenek ama ister maalesef evet. aramızda onu başaranlar da var. Mutlaka. Zaman zaman belki biz de eksiklikler, kusurlar gösteriyoruzdur. İnsanoğluyuz. Zaaflarımızla, hatalarımızla, noksanlıklarımızla da aslında mutlaka. Bir bütünüz. Mutlaka. Ama gerçekten dediğiniz gibi hala iletişim sorunları yaşayabilmek... Bence çağın en büyük problemlerinden bir tanesi. Zaman zaman annenin kızıyla,
babanın oğluyla, iki kardeşin, çok yakın dostların. Kesinlikle. Sadece iletişim problemlerinden kaynaklanan ciddi bazı sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz, yaşıyoruz. Bir yandan aynı dili konuştuğu halde anlaşamayanlar, bir yandan farklı dilleri konuşsa bile anlaşabilen çok iyi anlaşabilenler insanlar var. Evet. Bir yandan da birbirlerinin sustuklarını bile anlayabilenler var ki herhalde bu herhalde en güzeli. Nirvanası bu işin. Bu en güzeli. Evet. Bazen susarak anlaşmak diye bir terim vardır. Gerçekten öyle. Gözler bir bakışından, gözler, bir jestinden, mimiğinden ne önemli. İstediğini ne istemediğini anlayabilirsiniz karşınızdaki kişi. Çok önemli gerçekten. Ama biz bugün tabii bu işin biraz daha sözle ifade edilen kısmına yoğunlaşacağız. Evet. Bırakalım onu üstadlar bambaşka bir seviyede yaşasınlar. Allah bize de o seviyeye çıkmayı nasip etsin diyelim. Çok kolay bir şey değil ama aynı dili konuştuğu halde anlaşamayan insanlar var. Çünkü Mevlana Celaleddin Rumi'nin benim en sevdiğim sözlerinden biri. Bundan 607 yıl önce söylenmiş. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır. Çok doğru söylemiş. Muhteşem bir bakış açısı. Çok doğru söylemiş. Yani, hatırlattığınız için tekrar teşekkürler. Bakış açısı sizin aslında o konuya nasıl yaklaştığınızı gösteriyor. Dolayısıyla iletişimin en temel herhalde sihrinden bir tanesi iki kişinin benzer bakış açısına sahip olması, biraz da vizyona sahip olabilmek. İletişim böyle başlıyor. Bu açıdan bakalım mı? Evet. Tabii ki bakalım. İletişim tabii ki önemli ama tabii ki şu anda teknoloji çağında yaşıyoruz. Yeni bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla elimizde o kadar büyük imkanlar, büyük fırsatlar var ki ben iletişemiyorum, ben görüşemiyorum dendiği zaman ben çok üzülüyorum. Üzülüyorsunuz değil mi siz de? Evet. Çok üzülüyorum. Zamanımız mı yok bizim aslında? Zamanımız yok demeyelim. Aslında zamanımız var. Çünkü bakın şu anda programdayız ama önümüzde telefonlarımız hali hazırda duruyor. Sizin tabletiniz hali hazırda duruyor. Aslında zamanımız var. Her şey için zamanımız var ama belki sorun zamanı ne kadar iyi yönettiğimizde. Evet. Zamanın kölesi miyiz yoksa zaman mı bizim kölemiz? Evet. Biraz sorun orada galiba. Evet, evet, kesinlikle orada. Fakat eğer iletişmek istiyorsak, iletişim halinde olmak istiyorsak, bu dostlarımızla olabilir, iş arkadaşlarımızla olabilir. Profesyonel bir ilişki olabilir. Kurumlar arası olabilir. Dolayısıyla iletişmek istiyorsak önümüzde, elimizde çok büyük sihirli değnek var. Bu da sosyal medya. Hı hı. Sosyal medyanın birçok platformu var. Bunlardan en güzeli Instagram. Hı hı. Instagram üzerinden, başka mecralar üzerinden rahatlıkla iletişebiliriz. Mümkün. Ben yine de internete gelmeden önce biraz eski kafalı olduğum için o yılları çok hızlı geçmek istemedim. Bir örnek vereceğim. Mesela biz çocukluğumuzda, gençliğimizde bir arkadaşımızla buluşacağımız zaman cep telefonumuz yoktu. Bir gün öncesinden sözleşirdik. Sözleşirdik. Yeri ve saati kararlaştırdık. Şu saatte buluşacağız, şurada buluşacağız diye. Evet. Biz İzmir'de daha çok Karşıyaka iskelesinde buluşurduk mesela arkadaşlarımızla. Evet, ben kendim de İzmirliyim. Biliyorum. Bu arada. Uzak kaldınız uzun yıllar. İstanbul'da yaşadınız meslekleri dostlarımızla, ama dostlarımızla, arkadaşlarımızla hep aynı yerde sözleşmişiz döndünüz demek sonuçta. Evet. Karşıyaka iskelesinde çok buluşurduk biz arkadaşlarımızla. Sinemaya giderdik, tiyatroya giderdik ama saat 2'de Karşıyaka iskelesinde buluşacağımız dediğimizde herkes 2'de oraya gelirdi. İki eli kanda da olsa. Kesinlikle. Zaten birinin gelmemesi demek Allah korusun aklımıza çok böyle ekstrem durumları getirirdi. Bizi telaşlandırırdı. Gelemediğine göre çok önemli bir şey olmalı derdik. Evet. Şimdi elimizde telefonumuz var. Bir buluşmaya gitmeden önce birbirimize en az 6-7 kez arıyoruz. Evet. Yer konusunda defalarca konuştuğumuza göre rağmen başka başka yerlere gidip birbirimizi bulamayabiliyoruz. Devasa alışveriş merkezlerine hapsettik bazı ilişkileri. Oradan çıkamıyoruz. Doğayla olan bağlarımızı neredeyse tamamen kestiğimiz için yaşam damarlarımız zaman zaman içerisinde kanın değil de sanki böyle işlevsiz sıvının aktığı bir noktaya getiriyor bizi. Hal böyle olunca evet, yani o iletişimde yaşanılan kopukluklar bence bizim hayatımızdaki başarımızı ve verimliliğimizi de olumsuz etkiliyor. Sosyal medyaya gelmeden önce geçmişte bu kadar iletişim kanallarını profesyonel yürütebilen, yönetebilen insanlar varken acaba bu iş bugüne aynı saygıyla, aynı öz saygıyla aktarılsaydı Türkiye bugün bu işte çok farklı bir noktada olur muydu diye merak etmeyeceğim değil aslında. Mutlaka ediyorum olurdu biraz. Tabii ki. Olur muydu? Mutlaka olurdu. Biraz öngörelim mi nerelerde olabilirdik? Mutlaka olurdu. Dediğiniz gibi teknoloji aslında bizi kısıtladı bir yandan da. Sosyal ilişkilerimizi kısıtladı. Yüz yüze bakardık. Toplu halde bulunurduk. Birbirimizin halinden anlardık. Şimdi artık çok özel günlerde bile toplu halde bulunamıyoruz. Gerçi buna pandemi de sebep neden verdi. Oldu biraz, o ayrı tabii. Bir konu. Evet. Onu da göz ardı etmeyeceğiz. Ama
Artık toplu bulunamıyoruz. Bir mesajla, küçücük bir mesajla birbirimizi hatırlıyoruz, yeri geliyor. Bunlar çok üzücü. Dediğiniz gibi o iletişimi devam ettirebilseydik şayet gençliğimizde olduğu gibi. Zaman yönetimi, zamanın ruhunu kavrayabilmek ve zamanı gerçekten de zamanın sizi yönetmesine izin vermeden belirli bir otokontrolle sizin ona hükmedebilmeniz çok çok önemli. Çok. Galiba geçmiş halkla ilişkiler duayenlerinin, üstadlarının en büyük başarılarından biri buydu. Ben gözlemlemiştim, bir defa yazarak çalışıyorlardı. Eskiler söyler hep sözlük çağrı yazı kalır. Siz de mi öyle çalışırdınız? Üniversitede ben de çalışırdım. Benim hiç beceremediğim bir şey. Evet. Yazarak çalışırlardı, hayranlıkla bakardım. Ne kadar güzel, ne kadar güzel ajandaları var. Tertemiz açıyorlar böyle. Tril tril, renkli renkli, farklı renkteki kalemlerle notlar alıyorlar. Kesin siz de öyleydiniz. O bir saygıydı zaten. Evet, bir kuruma gittiğimiz zaman ajandamızla, kalemimizle giderdik. Hep şimdi notlar alınırdı. Ajanda kalmadı. Maalesef önümüzde ajandamız şu anda. Dijital bir ajanda. Evet. Dolayısıyla hani o zamanı iyi yönetmek. Evet. Bugün sizin iletişim tekniklerinizle ve bugünkü kurumsal iletişim şansına ve fırsatına henüz sahip olmadan neler kazandırdı iş dünyasında çalışanlara sizce? İletişim zaten kuvvetli bir insan her mecrada başarılı olur. Zaten biz de karşılıklı iletişi bildiğimiz için, birbirimizi anladığımız için şu anda sizin konuğunuz olarak karşınızda oturuyorum. Hı hı. Dolayısıyla istediği kadar teknoloji gelişsin, istediği kadar her ortamda gelişmeler olsun, iletişemeyen insanlar, birbirini anlamayan insanlar, bir arada olmayan, göz göze temas etmeyen insanlar mümkün değil başarıyı elde edemezler. Çok haklısınız. Mesela sosyal medyaya geçmeden önce televizyondan bahsedelim biraz. Evet, şu anda televizyon kanalındasınız. Evet. Manisa'dan çok uydu aracılığıyla yayın yapan. Kentin tek uydudan yayın yapan, gönül daha çok olsun ister, her zaman rekabetten yanayız ama bir televizyon kanalında sesiniz Türkiye'nin dört bir yanında da, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında da yankılanabiliyor. Dolayısıyla vereceğiniz her bir mesaj mutlaka ki doğru adrese en kısa sürede gidiyor. Zaten toplumsal kitle iletişim araçlarının bugün sahip olduğu gücün sırrı da burada gizli. Mümkün olan en kısa sürede en doğru mesajı en doğru yere ulaştırabilmek. Yani bu sacaya çok çok değerli hale geliyor. Sosyal medyadan önce televizyon vardı. Tabii ki. Televizyon bizim hayatımızı nasıl etkiledi? Özellikle bu iş dünyasındaki profesyonelliğin daha kurumsal süreçlere evrilmediği dönemlerde okul hayatımızı, o ilk kariyer planlamalarımızı mutlaka ki etkilemiştir. Ne dersiniz? Tabii ki. Tabii ki televizyon çok güçlü bir araç. Kitle iletişim aracı değil mi? Çok güçlü bir araç. Dediğiniz gibi daha önce başka bir zaten araç olmadığı için hepimiz televizyonlarımızın başına otururuz. Gece saat 12'de biterdi programlar biliyorsunuz. O saat dilimince televizyon karşısında olurduk. Ve bütün insanlar bütün mesajları televizyondan alırdı. Tabii. Doğru. Doğru. Dolayısıyla siyasi mesajlar buna dahil, ekonomik mesajlar, sosyal mesajlar. Her mesaj dediğiniz gibi televizyonla büyüdük zaten. Fakat şu anda zannediyorum televizyon çok fazla işlevselliğini giderek yitiriyor. İşlevselliğini yitiriyor. Daha çok dijital araçlar. Dijital araçlar, evet, yapılan araştırmalar dijital araçların daha ön planda olduğunu söylüyor. Doğru. İnternet televizyonları izleniyor. Tabii ki. İşte dünyanın en büyük sosyal video paylaşım sitelerinde artık hemen hemen herkesin kanalı var. Tabii ki. Küçücük bir çocuk bile merhaba kanalımıza hoş geldiniz diyerek yayınlar yapabiliyor. Tabii ki. 4 yaşındaki bir çocuktan mesela bir oyuncağın nasıl sokup takıldığını bizzat öğrenebiliyoruz. İnternet bağlantılı akıllı cep telefonuna sahip herkes küresel dünyada bir medya muhabiri olma yolunda gidiyor tabii, artık. Tabii. Aktör olabiliyor. Aktör, gerçekten. Bugün bakıyoruz bir yerde bir orman yangını gördüğümüzde yazın bir plajda denize giriyorsanız hemen bile oradan canlı yayın yapan insanlar görüyoruz. Sarılıyoruz tabii. Bizler de yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz. Bizler de yapıyoruz. Evet. Ama dediğiniz gibi bir önceki dönemde dediğiniz gibi medyanın sadece televizyonun olduğu dönemde etkili bir iletişim aracıydı. Hala da öyle. Hala da öyle, evet. Eğer doğru ve kamu yararına kullanılabilirse tabii ki, televizyon. Tabii ki. Bazen çok üzüldüğümüz zamanlar çok, oluyor. Çok farklı noktalara taşıyabilir çok aslında. Çok istenmeyen programlar yapılabiliyor zaman zaman ama tabii ki bizler eğitimli insanlarız. Hangi programa bakıp hangi programa onu biz bakmayacağımızı zaten seçebiliyoruz. Önemli olan
iyi seçmek, güzeli seçmek, doğruyu seçmek. Haklısınız. Şimdi biraz sağlık sektörüne gelelim. Sizin alanınıza biraz daha doğrudan giriş yapmış olalım. Siz sağlık sektöründe özellikle tıp doktorlarıyla partnerlik yapıyorsunuz, işbirlikleri yapıyorsunuz. Evet. Çünkü malumunuz doktorların biraz farklı bir yaşantısı var bizlere göre. Onların da zamanı mesela çok çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Ve bu konuda hakikaten kendilerini çok fazla geliştirmiş olmaları gerekiyor. Zaten çok ayrı bir bilimin ve ilmin üstadı oldukları için biz en kıymetli yanımız olan canımızı çoğu zaman onlara teslim ediyoruz. Evet, iyi ki varlar. En değerli organlarımızı onlara teslim ediyoruz. Evet. İyi ki varlar. Allah başımızdan eksik etmesin. Evet. Yeri ve zamanı gelmişken sağlık sektörü çalışanlarına dönem dönem uygulanan şiddeti buradan bir kez daha nefretle ve esefle kınadığımızı söyleyelim. Evet. Bir gün herkesin ihtiyacı olacak. O nedenle onlara dönük hiçbir, tabii ki toplumun hiçbir grubuna dönük şiddet kutsanamaz ama onlara dönük şiddetin de ayrı bir yerde olduğunu ve bizi çok üzdüğünü söylemiş olalım. Madem ki onlardan konuşacağız. Doktorlarla çalışmak. Evet. Beraberinde hangi güçlükleri getiriyor, hangi avantajları sağlıyor ve sizin yaşamınıza ne kattı? Açıkçası ben güçlük olarak hiç görmedim. Hı hı. Çünkü o kadar çok severek yapıyorum ki işimi. Hı hı. Şöyle ki özellikle pandemi hayatımıza girdikten sonra doktorlarımızın sosyal medya kullanımı daha arttı. Da kritik hale geldi. Daha değil da mi? Kritik hale geldi, arttı. Hem sağlık profesyonelleri hem hastalar medikal bilgilere ulaşmak açısından sosyal medya mecralarını tercih etmeye başladılar. Tercih etmeye, kullanmaya haklı başladılar. Haklı olarak böyle bir tercih de çok, evet, aslında gerekli bir tercihti değil mi? Evet. Yeri geldi pandemi dolayısıyla kendimizi evlerimize kapadık. Sosyal izolasyon başlattık biliyorsunuz. Hı. Ama bu dönemde şöyle bir etkisi oldu. Teknoloji kullanımı arttı. Hı hı. İnsanlar daha çok sağlık sektörüne ulaşmak için, sağlık bilgisine ulaşmak için önündeki sosyal araçları kullanmaya başladılar. Tabii. İletişim araçlarını kullanmaya başladılar. Net olarak bunu gördük. Doğru. Dolayısıyla doktorlarımızda da şöyle bir algı oluştu. Hastalarına bilgi paylaşmak üzere bu mecralara girdiler. Sosyal medya mecralarına girdiler. Ama tabii ki değerli vakitleri olduğu dolayısıyla da bu işi uzmanına sevk ettiler. Tabii. Yani bizlere tabii, sevk ettiler. Tabii. Çünkü onların vakti gerçekten çok kıymetli. Zaman zaman sabah ameliyata çok erken girip, saatlerde güne başlıyorlar. Evet, ve saatlerce o ameliyat hanelerde kalıyorlar. Evet, gece yarısı hastaneden çıkabiliyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla vakitleri çok kıymetli olduğu için, hı-hı, biz de bu dönemde onlara büyük bir destek verdik. Özellikle pandemi sonrasında. Doğru. Çok öncesi daha kritik hale geldi ama, çünkü. Daha stratejik oldu sizin yaptığınız iş bu noktada, öyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki. İşin sosyal boyutu da var. Yani belki programımızın ikinci bölümünde konuşuruz. Evet. Televizyonların sağlık programları Türkiye'de çok kanallı döneme geçtiğimiz yıllardan beri, yani sadece devlet televizyonu olan TRT'nin kanallarının ardından özel müteşebbisin de, evet, bu alanda yatırım, evet, yapmasıyla 1990 yılından beri işte 32 yıldır, evet, televizyonların gerek gündüz kuşaklarında gerek zaman zaman akşam saatlerinde en büyük kozlarından biri sağlık programları olmuştur. Çünkü sağlık programlarının her zaman kitlesi vardır. Mutlaka. Çünkü hastalık, hastalık kaygısı, daha sağlıklı yaşama beklentisi, ihtiyacı, talebi herkesin ortak paydasıdır. Evet. Dolayısıyla ben bir sağlık programında kendimden hiçbir şey bulamıyorum diyecek insan bulmak pek mümkün değildir. Mümkün değil. Zaman zaman bir bakarız orada. Ya benim de benzer bir rahatsızlığım var, dinleyeyim bakayım ne önerecek şeklinde bir dikkatle o televizyon programlarını takip ederiz. Dolayısıyla kanallar için hep bence koz olmuş yayınlardan bir tanesidir sağlık, kesinlikle, programları. Kesinlikle. Siz bir sağlık tüketicisi, yani bir birey olarak, bırakın şimdi, evet, bütün kurumsal iletişim uzmanlığınızı, sosyal medya uzmanlığınızı bir, evet, kenara, ama nasıl baktınız bu sağlık programlarına bugüne kadar Türkiye'de, eleştirel bir yönüyle değerlendirebileceğiniz, gerek olumlu gerek olumsuz gördüğünüz noktalar oldu mu bugüne kadar bu programları? Olumsuz gördüğüm noktalar olmadı açıkçası. Olmadı. Çok güzel. Çünkü bu bir reklamdır. Hı-hı. Bu bir eğitimdir, bilgidir. Bilgi paylaşılınca kıymetlidir. Hı-hı. Bu bilgiye ulaşmak da en kısa yolu medya aracılığıyla. Dolayısıyla özellikle Allah gerçi kimseye göstermesin ama bir hastalık söz konusu olduğu zaman insanlar dertlerine derman aramak için her türlü yola başvuruyorlar. Tabii ki, tabii ki. Aynen. Dolayısıyla bu süreçte de kesinlikle medyanın, sosyal medyanın
bütün mecralarının bu konuda çok büyük desteği var, katkısı var insanlara. Bilgiye ulaşabilmeleri açısından. Evet. Sağlık programları televizyonların en çok izlenen programları. Bir de onların en önemli özelliği tabii interaktif oluyorlar. Evet. Yani yapımcı arkadaşımız, işte sunucu arkadaşımız, telefon bağlantısıyla yayına katılan tabii bir vatandaşın doğrudan doktora sorusunu da tabii yöneltebilir. Tabii elbette ki. Bu sorular canlı yayında bazen tehlikeli de olabilir, sıkıntı yaratacak noktaya da gidebilir ama bunlar filtre ediliyorlar önceden bazı arkadaşlarımız tarafından ve doktorlar birebir bu soruları yanıtlıyorlar. Benzerini ben sosyal güvenlik alanındaki programlarda da çok gördüm ve yaşadım. Evet. Birkaçını kendim de yaptım vakti zamanında. Dolayısıyla çok ilgi görüyor gerçekten. Yani o kişi telefon hatları kilitleniyor en azından. Belki o anda çok kaliteli şundan bir görüntü yapmıyorlar. Şundan emin olabilirsin. Telefon hatları kilitleniyor. Evet, bir defa evet, her zaman evet. Sağlık programlarının çok sadık bir kitlesi ve izleyicisi var. Evet. Dolayısıyla televizyonlar açısından her zaman izlenen programlar olmuştur. Ve dolayısıyla bakıldığında insanların sağlık programlarına olan ilgisini anlayabilecek pek çok argüman var gözümüzün önünde. Evet. Dediğiniz gibi doktorların da kendilerini doğru ve iyi ifade edebilmelerini bu programlar önemli. Çok net olarak sağlıyor. Aralarında olumsuz örnekler belki olmuştur. Olaya evet. Sadece ticari açıdan bakan, mesleki etiğin sınırları dışına çıkmış kişileri zaten bir süre sonra doğal seleksiyon gibi o medyada, sektörde kendi içerisinden evet. atıyor. Olumsuz evet. örnekler evet. Eleniyor. Sözümüz meclisten sözümüz dışarıya meclisten şu anda. Evet. Tenzih ederek işini iyi yapanları her zaman tenzih tabii ederek ki. Söylüyorum ama tabii ki. Tabii ki kötü örnekler asla orijinalini evet. lekelemez. Biz çok şükür çok yüksek oranda hep bugüne kadar iyi sonuçlar gördük. Çok önemli tıp doktorlarımız ve uzmanlarımız var. İşte çok, bakın bugün pandemi çok. Diyoruz. Evet. Takdir edersiniz ki en önemli aşılardan biri Pfizer-BioNTech firması tarafından iki Türk doktor tarafından icat edildi. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Ne mutlu bize. İyi ki varlar. İyi ki bütün varlar. Dünya onlara gerçekten evet. şükran borçlu. Minnettarız. Kesinlikle. Dolayısıyla televizyon programları sağlık alanında bundan sonra da hep olacak. Evet. Olmaya da devam edecek. Evet. Ve pek çok seyircimiz de burada kendisinden bir şeyler bulabilecek. Evet. Doktorlarımıza da çok büyük değerler kattığını düşünüyorum. Mesela siz hekimlerle konuştuğunuzda katıldıkları evet. televizyon programlarından nasıl geri dönüşler aldıklarını söylediler size. Tabii ki önemli katılımlar doktorlarımız için de. Yeri geliyor size konuk oluyorlar, yeri geliyor başka kanallara konuk oluyorlar. Dolayısıyla bilgiyi paylaştıkları zaman karşıdan bilgi alınıyor ve bir topluluk oluşuyor, güzel bir topluluk oluşuyor. Sağlığın korunması, güçlendirilmesi, daha da yapılandırılması anlamında bu programlar çok önemli. Sizin yaptığınız programlar gerçekten çok önemli. Çünkü doktorlarımız da kendilerini ifade etme şansı yakalıyorlar sizin programlarınızda. Bir de şu boyutu var tabii, işin ekonomik de bir boyutu var. Yani evet devletin sağlık hizmeti, sosyal güvenlik kurumu tarafından bir noktaya kadar karşılanıyor. Ama özel kurumlardan, sizin evet. de çalıştığınız evet. sağlık kurumu gibi özel kurumlardan sağlık hizmeti almanın da elbette parasal bir karşılığı ve bedeli var. Mutlaka. Dolayısıyla zaman zaman buna gücü yetmeyebilecek vatandaşlarımız. Tabii ki. Zaman Tabii zaman ki. Bu hizmeti farklı kanallardan almayı biraz da ekonomik gerekçelerle, biraz da zorunluluk icabı tercih eden vatandaşlarımız için de bu tarz kitle iletişim kanallarından yapılan doğru bilgilendirmelerin tabii ki doğru yerinde olması çok önemli. Evet, doğru gerçek bilgi kirliliğinden uzak. Evet, çünkü lütfen. İnternette de var biliyorsunuz bunu, ki çok fazla bilgi kirliliği. Bizler de yapmayalım. Bilgi kirliliği lütfen oluşturmayalım. Siz de karşılaşıyorsunuz değil mi böyle kesinlikle durumlarla? Özellikle internet mecrasında çok bilgilerimiz var. Gerçekten doğru olsun. Doğrulatılmış olsun, teyit edilmiş olsun. Ekran başında geçirdiğimiz süre biraz kaliteli olsun evet. lütfen. Kimsenin duygularıyla da oynamayalım, bunun kimseyi aldatmayalım, yanıltmayalım. Sağlık alanında değil, teknoloji alanında da, sanat alanında da, kültür alanında da, evet. her alanda lütfen doğru bilgi paylaşalım. Kirletmeyelim, en azından bunları da temizlemek için zaman sarf etmeyelim. Tabii tabii, lütfen. Onun da ayrı bir maliyeti var. Ayrı bir maliyeti yani, var. Yapılanı bozmak evet. aslında çok zor değil. Ama o bozulanı düzeltmek zor. Daha zor. Çünkü orada bir daha kanı zor. Oluşuyor, bir evet. ön yargı oluşuyor. Ön yargıların kırılması evet. da zaman zaman gerçekten evet. Granitin kırılmasından bile evet. zor olabiliyor değil mi? Çok güzel gidiyor sohbetimiz ama bir ara zamanımız gelmiş. Kısa bir ara verelim. Aranın evet. ardından bu kez işin tamamen sosyal medya ve kurumsal iletişim boyutunda inceliklerine bakalım. Hangi Memnuniyetle. Yöntemleri kullanıyorsunuz? Memnuniyetle. Doktorlarımız da hastaları, hasta adaylarını evet. nasıl buluşturuyorsunuz? Evet. Sosyal medyada başta Instagram olduğu üzere az önce de ifade evet. etmiştiniz. Farklı platformlar ve mecralar var kullanılan. Siz nasıl kullanıyorsunuz? Doktorların evet. bu yönde talepleri nasıl şekilleniyor? Size gelen
talepler arasında öne çıkanlar neler? Bir sürü merak ettiğimiz konu var. Sevgili seyircilerimiz de eminim merak ediyordur. İşin kurumsal iletişim yolunu biraz açalım, olur mu? Paylaşacağız. Peki. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir ara için izin isteyelim. Lütfeder ekranlarınızın karşısında kalmaya devam ederseniz. Kent ve Ekonomi canlı yayınımız. Alıştığınız bu ekranda Manisa Televizyonu'nda kurumsal iletişim uzmanı Melike Osman Hanımefendi'nin katılımıyla devam edecek. Kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz sürüyor. Manisa Televizyonu ekranında Kent ve Ekonomi canlı yayınımızda kurumsal iletişim uzmanı Melike Özme ile sohbetimiz de devam ediyor. Melike Hanım, şimdi doktorlarla birlikte, yani sağlık uzmanlarıyla, hekimlerle, tıp doktorlarıyla birlikte yaptığınız bir çalışma. Onların sosyal medya hesaplarını yönetmek, onların yaptıkları çalışmalarla ilgili teknik ama bir yandan da herkesin anlayabileceği bir dili kullanarak o çalışmaları kamuoyunun dikkatine sunmak, onların verebilecekleri mesajları vermek suretiyle birebir bence işin en zor kısımlarından biri olan psikolojik boyutunu da yönetmek. Bu işi de atlamayalım, sosyal ve psikolojik boyutunu. Sizin göreviniz ve işiniz. Ne tarz yöntemler kullanıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız bu işin? Neden aslında günümüzde daha kritik ve stratejik hale geldiğini? Çünkü neden? Sağlık çok önemli bir konumda artık. Sadece Türkiye'de değil, dünyada böyle. Tartışmasız, doğru. Artık doktorlarımız da sağ olsunlar bu işi profesyonellere bıraktılar. Bizlere bıraktılar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Biz de onları mahcup etmeyecek şekilde doğru bilgilerle, doğru yöntemlerle nasıl ulaşabiliriz? Mesajımızı nasıl doğru halka verebiliriz, insanlara ulaştırabiliriz? Bunun için sürekli çalışıyoruz. Bu farklı farklı alanlarda tabii ki tıpın farklı farklı alanlarında çalışıyorum ben kendim. Farklı branşlarda değil mi? Farklı branşlarda çalışıyorum. Kimi zaman bir göz hastalıkları uzmanıyla, kimi zaman belki bir kadın doğum uzmanıyla değil mi? Bir dermatolog doktoru olabiliyor. Sağ olsunlar biz profesyoneller onların mesajlarını alıyoruz. Yoğun bir çalışma yapıyoruz tabii ki, kolay değil. Kendileri bu işte uzmanlaşmış hekimler olduğu için onların sayfalarındaki intibah çok önemli. Çünkü onların sayfalarına giren birey kişiyi tanıma, doktoru tanıma şansı elde ediyor. O sayfanın en önemli özelliği ne olmalı? Çünkü aynı zamanda hekimin kimliği de oluyor sayfa, tabii değil ki, mi? Tabii ki. İlk intibahtır. Evet. Bir kişi. Nasıl bir sayfa olmalı size göre? Doktor olsun olmasın. Hiç önemli değil. Hangi mesleği yapıyorsa. Hiçbir önemli değil. Bir sayfaya baktığınız zaman o kişiyi tanımış olursunuz. İşe alımlarda da böyledir. Kolay anlaşılabilir olmalı her şeyde, değil mi? İşe alım konularında da bir CV götürürsünüz mutlaka bir şirkete, ama ilk önce ne yapar o işe alım yetkilileri? CV'nize bakar. Tamam, her şey çok güzel, eğitim güzel, referanslar güzel, iş tecrübesi yerinde. En son nokta, inanın bana, yapılan yine araştırmalar bunu gösteriyor. En son nokta iletişim uzmanları, işe alım yetkilileri. İK dediğimiz alanlar. CV'sine bak, Instagram hesabına ya da diğer mecralardaki hesaplarına da göz atarlar. Ne kadar güzel. Bakın, bu verdiğiniz bilgi çok ilginç. Evet. Doğrusu bir kariyer planlaması yaptığınız zaman, bir iş değişikliği yapacağınız zaman ya da kendinizi daha iyi ifade etmek gerektiği zamanlarda bence sosyal platformlarda biraz bahar temizliği yapmak çok önemli bence. Ha, bahar temizliğinden kastınız nedir? Doğru sayfa nasıl olmalıdır? Çünkü doğru sayfa şöyle olmalı. Sizi yansıtmalı. Sizi yansıtan sayfa, ne yapıyorsunuz? Hayat yolculuğunuzda neler yaptınız? Kendinizi nasıl geliştirdiniz? Kırılma noktalarınız var mıdır? Nerelerdir? Bunu sayfanıza baktığınızda... Hobilerinizi belki görebiliriz orada. Tabii ki, tabii ki. Bunu sayfaya bakıldığı zaman kişi bunu görmeli. Sayfa bir intibahtır. Doğru. Kişiyi tanımak için önemli bir fırsattır, bir şanstır. Bir anahtar belki de. Bir şanstır. Doğru. Dolayısıyla kendinizi sayfanızda, mecranızda iyi ifade ettiğinizde, bu sağlık sektöründe olur ya da diğer sektörlerde olur, hiç fark etmez. Birilerine ulaşmak, mesajınızı vermek daha kolay olur. İnsanlar sizi ilk öncelikle bir izlerler.
bakarlar, kendilerinin ilgi alanları doğrultusunda seçerler. Eğer siz doğru bilgilerle, doğru şekilde ifade ediyorsanız kendinizi, mecranızı, insanlar sizi takip etmeye başlarlar. Çok güzel. Takipçi sayınız bile aslında yaptığınız işte başarınızı ortaya koyan bir kriter haline Takip etmeye başlarlar. Ama bir dönem sonra eğer siz doğru bilgilerle, kaliteli bilgilerle devam etmiyorsanız insanlar sizi takipten uzaklaşmaya başlarlar. İlgilerini artık başka alanlara kaydırırlar. Evet, başka alanlara doğru kayar. Dolayısıyla bizim işimizde günü gününe çalışmak çok önemli. Planlı ve disiplinli olmak çok planlı önemli. Planlı, disiplinli olmak çok önemli. Organize olmak hatta çok önemli. Günü gününe olmaktan ziyade bazen paylaşımların zamanlaması bile çok önemli. Kişilerin ekran başında, telefonlarının başında, bilgisayarlarının başında olduğu dönemler var. Bunları bile seçiyoruz biz paylaşımlarımızı yaparken. Şimdi bakın, hastanelerin fiziki şartları da çok değişmedi mi eskiye göre? Yani bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce bir hastanenin giriş kapısını düşünüyorum. Evet. Hep bir keşmekeş vardı. İnsanlar nereye gideceğini bilmezdi. Evet. İşleme nasıl başlayacağını bilmezdi. Evet. Nerede kayıt açtıracağını, kaçıncı kata çıkacağını, doktorla nasıl buluşacağını bilmezdi. Bu konuda onlara çok yardımcı olan kişiler de yoktu. Ama şimdi bakıyoruz, sadece özel hastanelerimiz değil, Allah'a çok şükür, devlet hastanelerimizde de, kamu hastanelerimizde de, çok kıymetli, şehir çok hastanelerimizde özellikle son yıllarda sayıları giderek artan, hem çok ciddi bir akademisyen kadrosundan söz etmek mümkün, nitelikli bir kadrodan, hem hastanelerimizin fiziksel şartları geçmişe göre çok daha olumlu yönde ilerledi. Bazıları 5 yıldızlı bir otel konforunda neredeyse. Tabii ki, tabii özel ki. Hastanelerde bu yatırıma göre tabii çok daha hayal edilen boyutların ötesine de geçebiliyor. Evet. Biraz yaşlı, biraz böyle hani sağlığıyla ilgili problem çekerek hastaneye gelmiş bir kişi, hemen asistan kardeşlerimiz tarafından, işini profesyonelce yapan kişiler tarafından karşılanıp doğru alanlara yönlendiriliyor. Bazen onlara hiç konuşacak bir şey bile bırakmadan işlemlerini yapmayı başarıyorlar. Zaten o yüzündeki, olmak çok güzel, yüzündeki ifadeden onu anlayabiliyorsunuz o kişinin. Evet. Yani doğru yere geldiğini. Evet. Çünkü malumunuz hastaysanız sizin enerjiniz düşüktür, tabii moraliniz ki bozuktur, tabii ki. Güveniniz aşağılardadır. Mutlaka sizi motive edebilecek bir ilgiyi beklersiniz. Evet. İçten bir aslında yaklaşımı önemsersiniz. Dolayısıyla ben biraz hastanenin o lobisiyle, giriş katıyla sizin sözünü ettiğiniz hekimlerin sosyal medya sayfalarını birbirine benzetiyorum. Evet, bu bir zincir. Değil mi? Kopmaması lazım. Birbirinden ayırmamız mümkün değil. Bu bir zincir. Evet. Hastanedeki hizmetle bizim verdiğimiz destek hizmet çok önemli. Çünkü geri geliyor kişi sosyal medya üzerinden doktoruna ulaşıyor. Tabii. Tabii doktorumuzun zamanı da kıymetli olduğu için bizler doktorumuzla her an temas halindeyiz. Hı hı. Doktorumuzla mesajlaşıyoruz. Çok hastamızın güzel durumunu aktarıyoruz. Çok güzel. Ne yapabileceği konusunda, ne yapması gerektiği konusunda ilk bilgiyi bizler paylaşıyoruz. Çok sosyal güzel medya. Yani aslında o hasta olarak muayeneye girmeden ya da doktoruyla tanışmadan önce doktorun önüne hastayla ilgili bir veri akışını siz sağlıyorsunuz. Evet, zaten çoğu hastamız doktorunu bu mecradan buluyor öncelikle. Tam oraya gelmek istiyorum ben de zaten. Gelmek istediğim nokta oydu. Evet. Artık böyle bir evrilme var mı süreçte? Kesinlikle. Yani ben hastayım. Kesinlikle. Ama beni muayene edecek ya da işte derdime derman arayacağım doktoru bilerek, tanıyarak, seçerek, ondan beklentilerimin karşı taraf tarafından bilinmesini de sağlayarak mı yönlendiriliyorum? Evet. Bunu yapabiliyor muyum? Evet. Mesela sizin hastanenize geldiğimde gözümle alakalı bir sağlık sorunum varsa siz beni nasıl yönlendirirsiniz direkt? Şimdi öncelikle siz sosyal medya mecrası üzerinden ulaştıysanız diyelim ki oradan ulaştım. Evet. Zaten durumunuzu anlatan küçük bir mesaj gönderiyorsunuz. Hı hı. Bu mesajı tabii ki bizler karşılıyoruz öncelikle. Tamam, çok güzel. Okuduktan sonra hocamızla iletişim koordinasyonumuz yine sosyal mecra üzerinden, sosyal medya platformu üzerinden, süper, WhatsApp üzerinden. Evet. Doktorumuzla temas halinde ilk önce hastanın ne yapması gerektiği konusunda küçük bir bilgilendirme yapıyoruz hastamıza. Bu sırada hasta randevusunu almış oluyor mu? Hasta da bu randevu konusunda da destek veriyoruz. Anladım. Tabii gerekiyorsa ki randevusunu da alıyorsunuz hastaya. Yani şu gün şu saatte. Hayır, kendisi alıyor. Ya da yönlendiriyorsunuz onu. İnternet üzerinden alıyor ama nasıl yapması gerektiği konusunda yönlendiriyoruz en azından. Yani hasta ne yapması gerektiğini, hangi doktora gelmesi gerektiğini, randevusunu, hepsini aslında sosyal
platform üzerinden düzenlemiş, ondan sonra hastaneye gelmiş. Dolayısıyla soru işaretleriyle gelmiyor kafasına. Gelmiyor, evet. Gelmiyor. O berrak zihin tabii gelmiyor. Doktora kendisini ve hastalığını daha iyi ifade edebilmesi hele açısından bir de hasta, artı bir enerji de veriyor tabii ona değil ki. Mi? Tabii ki. Hele bir de hasta daha öncesinde hastalığıyla ilgili o doktoru takip ediyor, yayınlarını, açıklamalarını, verdiği bilgileri şayet izliyor ve öğreniyorsa zaten gözü kapalı geliyor aslında. Böyle hastalarımız da artık var değil mi? Yani çok bilinçli geliyorlar değil artık mi? Artık gerçekten çok bilinçli bir dönemde yaşıyoruz. Doktorun yayınlarını takip eden. İnsanlar gerçekten çok bilinçlendi. İnternette bir araştırma yapan. Öncelikle 2000'li yıllarda bu sosyal medya. Yani hasta profilimiz de değişti bizim. Kesinlikle, artık. Kesinlikle. Bizler değişiyoruz. Eğer değişmiyorsak bir sıkıntı var zaten. Doğru. 2000'li yıllarda sosyal medya hayatımıza girdiği zaman öncelikle insanlar sadece fotoğraflarını yayınlamak üzere bu mecraları kullanmaya başladılar. İlk tanışıklığımız biraz böyle oldu. İlk tanışıklığımız evet. böyleydi. Evet. Fakat daha sonra yani günümüzde özellikle yeni çağda ve teknoloji çağında insanlar artık bilgi edinmek, fayda sağlamak için bu araçları kullanıyorlar. Doğru. Ve dolayısıyla resimden ya da görselden ya da videodan ziyade fotoğrafın altındaki bilgilerle ilgileniyorlar. Hı hı. Bu bilgiler içinde gerçekten biz çok uzun zaman çalışıyoruz. Çok kıymetli mesajlar doğru, atıyoruz. Doğru. Dolayısıyla bir kişiye bile bir fayda sağlayabiliyorsak. Bakın bu söylediğiniz aslında bence hasta, doktor ve kurumsal iletişim üçgenindeki ilişkilerde adeta yeni bir çağın başlangıcı gibi. Bambaşka bir devir başlamış. Evet daha öyle da görüyorum. Umarım yani daha hastaneye da gelmeden, daha da fiziki ortama daha ulaşmadan evet, bile evet, evdeyken aslında evet. bence teşhis ve tedavi sürecinin çok önemli adımlarını, kısımlarını geçmiş oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Psikolojik olarak kendinizi daha hazır hissetmiş hazırlamış geliyor. Ne çünkü doktora rahatsızlığınızı ifade etmeniz de çok kolay değildir. Yani zaman zaman çok iyi bilseniz bile ağrınızın, işte şikayetinizin nerede olduğunu iyi ifade edemediğiniz için ve doktor da bunu net olarak anlayamadığı için zaman zaman tanı süreçlerinde güçlükler yaşanmıştır. Bu her dönem olmuştur. Mutlaka çözülür ama biraz belki zaman alabilir. Zaman alır. Biz bu zamanı kısaltıyoruz. Bravo. Zamanı kısaltıyoruz. Tabii. Dolayısıyla dediğim gibi bir kişiye dahi ulaşabiliyorsak sağlık hizmetinde, bizler bir aracıyız çünkü. Elbette. Kıymetli hocalarımıza ve hastalarımızla arasında bir köprü kurdurabiliyorsak ne mutlu bize. Peki Türkiye bu noktada dünyanın neresinde? Yani sağlık işlerinin bir kurumsal iletişim uzmanı aracılığıyla yürütülüp doktor-hasta ilişkilerinin düzenlenmesi, zaman maliyetinin aşağıya çekilip evet. verimliliğin biraz daha tabii artması ki. Noktasında Türkiye dünyanın şu anda neresinde? Ya da bu konuda dünyada çok ileri diyebileceğimiz ülkeler var mı? Biz çok ileriyiz. Öyle mi? Gerçekten çok sevindirici çok ileriyiz. Bu çok sevindirici bir durum. Hı-hı. Çünkü özellikle pandemi hayatımıza girdikten sonra bir dönem özellikle çok bu kısıtlamaların olduğu, izolasyon sürecinin çok üst noktada olduğu dönemde hocalarımız sosyal medya üzerinden hastalarını gördüler. Evet. Bu çok sevindirici bence bir durum. Bence yani de dijital teknolojinin vardığı yerlere, konumlara bakar mısınız? Hocalarımız hastalarını medya üzerinden tedavi ettiler. Doğru, doğru. Online, hasta gelemedi, online olarak bağlantılarla. Bağlantılarla, evet. Online bilgi akışı sağlandı. Hocalarımız tabii. canlı yayınlar düzenledi. Sadece hasta ilişkilerinde değil, biliyorsunuz kongreler. Tabii o dönemde çok yine onlar çok önemli. Çeşitli uygulamalar üzerinden online yapıldı. Canlı yapıldı. Yayınladık tabii ki. Yani maksat burada her kesime ulaşabilmek. Evet. Ulaşabilmek. Evet. Hocalarımızın, doktorlarımızın da isteği bu. Hastalarına ulaşabilmek, medikal bilgilerini sunmak. Hastaların da amacı bir sağlık hizmeti, sağlık peki, bilgisi alabilmek. Peki bu kurumsal iletişim süreçleri ve bu evet. yöntemler daha nereye kadar taşıyabilir? Biz biraz hayal etmeye çalışırsak, öngörmeye çalışırsak hayallerin sınırı yok malumunuz. Olmasında. Kesinlikle hiç biz de istemiyoruz. Hiçbir hayalimiz ama mesela nereye varacağız? Neresi görünüyor? Bu işin daha uzak ve ufkunda. Bence başındayız daha. Öyle mi? Daha başındayız. Bence çok başındayız daha. Çok daha fazla mı gelişecek yani bu iletişim? Gelişecek, geliştirmeliyiz. Çünkü kutunun dışında biraz düşünmeye ihtiyacımız var hepimizin. Kendimizi biraz aşmalıyız, sarf etmeliyiz, çaba sarf etmeliyiz. Ne yapabiliriz, bugün ne katabiliriz diye. Ama lütfen herkes sağlık konusu üzerinde özellikle lütfen duyarlı olsun. Kirli paylaşımlar, doğru olmayan bilgiler vermeyelim.
Çünkü gerçekten karşımızda bizi izleyen, bizim yazdığımız söylediklerimize kıymet verip uygulayan insanlar var. Bu noktada çok önemli, özellikle sağlıkta. Evet. Doğru bilgi, doğru paylaşım oldukça önemli. Bizi izleyen sevgili seyircilerimiz kuşkusuz. Tabii ki birçoğunun sosyal medya hesabı var. Farklı farklı platformlarda kendilerini ifade edebilecek. Evet. Gerek fotoğraflar, gerek yazılı paylaşımlar sonsuz. Ve mesajlar. Her şeye saygımız sonsuz. Kesinlikle çok güzel. Öyle. Evet. Kesinlikle. Zaman zaman hata da hepimiz yapıyoruz. Mutlaka. Bazen tabii. Doğruyu bulabilmek için hata yapmanız gerekir. Tabii ki. Bazen aydınlığa çıkabilmek için en loş bölgelerdeki en karanlığı yaşamak gerekir. Çok haklısınız. En yükseğe çıkabilmek için tenis topunun en hızlı şekilde en dibe vurması gerekir. Çok haklısınız. Bunları hep yaşadık hayatımızda. Evet. İniş evet. Çıkışlar hep olacak. Ama biz gerçekten kurumsal iletişimi sosyal medya üzerinden, sizin de ifade ettiğiniz gibi, sadece sağlık sektöründe ya da alanında değil, evet. Yüksek teknolojide, akademide, ki benzerini yayına girmeden önceki sohbette de konuştuk. Bakın evet. Dün ve önceki gün özellikle İstanbul, Türkiye'nin en büyük metropolü. Evet. Nüfusu neredeyse 20 milyona ulaşmış. İstanbul'a da. Selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bir ülke adeta, bir evet. Şehir olmanın da ötesine geçti artık. Evet. Bambaşka bir evet. Boyut kazandı. Ama afet diyebileceğimiz çok yoğun bir kar yağışının maalesef kentte maalesef, evet. Yaşama kışında nelere yol açabildiğini gördük ve yaşadık. Medyadan gördük. Medya sayesinde gördük ve evet. Yaşadık. Orada olanlar bizzat içerisinde bunu gördüler. Evet. O kadar büyük bir kar yağışı, hiç haksızlık etmeyelim. Evet. O kadar yoğun bir kar yağışı dünyanın hangi metropolüne yağsa benzer sorunlar olurdu ve oluşurdu. Olurdu, bir defa konuyu manipüle etmek isteyen, siyasi olarak gerek bundan yok. Bir rant devşirmeye çalışan herkes şapkasını önüne koysun. Evet. Aksine İstanbul'da kamu kurumlarıyla yerel yönetimlerin, gerekiyorsa meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin o an itibariyle kurumlar arası koordinasyonu ve organizasyonu bence çok doğru yerinde ve zamanında yöntemlerle sağlayarak hasarı en aza nasıl düşürdüğünü ve en kısa sürede başta trafik akışı olmak üzere evet. insanları nasıl sağlıklı ve güvenli bir şekilde evet. yeni bir güne başlamalarını sağladığını gördük. Burada sen ben yok. Yok. Biz varız. Suçlu aramak yerine asla ne yapabiliriz? Hata olabilir. Bunu düşünmemiz lazım. Yanlışlar olabilir evet, ama biz buna ki. İyi niyetli yıkıcı değil yapıcı eleştirilerle yaklaşmak tabii zorundayız. Ki. Sosyal medyanın rolü burada bir kez daha görüldü. Çünkü kesinlikle. Gece saatlerinde tabii. İstanbul Valisi evet. mesajlarını yine Twitter üzerinden yayınladı. Evet. Sayın Belediye Başkanı evet. Twitter üzerinden evet. halka evet. çağrılarını yaptı. Evet. Evet. Kurumlar Twitter üzerinden bunu bir benzerini İzmir depreminde de yaşadık. Allah evet, bir kez Allah daha yaşatmasın daha inşallah. Ama dayanışmanın da en güzel örnekleri eğer doğru ve kamu yararına kullanılırsa bu alanda gösteriliyor. Demek ki kurumsal iletişim uzmanı olmak öyle kolay değil. Değil. Gerçekten ciddi bir birikim gerektiriyor. Ve ciddi bir deneyim aynı zamanda istiyor. O nedenle ben sizin şahsınızda bu işi yürüten herkese kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnsanı yönetmek, insanla çalışmak çok keyiflidir ama bir o kadar da zordur. Zordur. Hassas bir konu çünkü. Çok hassas. Hele konu sağlık olunca. Hele bir de insan ve sağlıksa evet, daha yani hassas. Hata yapmak. Başta da konuştuk ya hasta olan kişinin bir konuyu yanlış anlama kapasitesi daha fazla olabilir, alınganlığı daha yüksek olabilir. Mutlaka. Daha farklı bakış açısıyla bakabilir ama siz bütün o süreçleri o kadar doğru yönetmelisiniz ki en sonunda her taraf mutlu olarak ayrılmalı. Sorumluluğumuz çok fazla gerçekten. İnşallah hocalarımızı, doktorlarımızı mahcup etmemeye çalışıyoruz. Ben etmediğinizden de eminim. Onların da sizinle ne kadar keyifli çalıştıklarını tahmin ediyorum. Çok şeyler de öğreniyoruz. Mutlaka. Ama onlar da sizden yaşıyor. Çok şey öğreniyorlardı. Karşılıklı bir iletişim süreci. Halindeyiz. Yine başa geldik. İletişim. Başka bir güçlü mekanizma yok zannediyorum hayatımızda. Ben hep şunu söylerim. Bir sohbeti yaparken başa dönüyorsak programın en sonunda evet. çemberi tamamlamışız demektir. Evet. Amacına ulaşmış demektir. Evet. Demek ki istenilen mesajları verebildik. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben çok değerli teşekkür ederim. Değerli bilgilerinizi paylaştığınız Özgür için. Özgür Bey çok teşekkür ederim davetiniz için. Burada olmak seve, çok seve, güzeldi. Ne zaman çok isterseniz güzeldi. Çok keyif aldım. Başarılarınızı devam ediyorum. Suçlu insan ettiysem affola. Biraz heyecan da var tabii ki. Estağfurullah. Çok, çok güzel kontrol ettiniz heyecanınızı. Çok güzel yönettiniz. Unutulmaz bir anı benim için de. Çok sağ olun. İnşallah. İnşallah. Son olmayacak başka çok güzel yayınlar yapacağız. Seyircilerimize de saygılarımı, sevgilerimi tekrar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, Kent ve Ekonomi Canlı yayınımız bugün de sona erdi. Teşekkür ediyoruz bizlere eşlik ettiğiniz için. Ve hepinize yine bir başka canlı yayında yarın sabah ilk olarak 8.45'te Günaydın Manisa'da. Sonra akşam 20'de Gündem Özel'de. Buluşabilmeyi ümit ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sevdiklerinizle gönlünüzce yaşayacağınız sağlıklı bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Hoşçakalın.